24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da Sivrice merkezi yaşamış olduğumuz depremde 41 canımızı kaybetmiştik. 37 vatandaşımız Elazığ'da, 4'ü de Malatya'da olmak üzere 41 canımızı kaybetmiş ve tüm Türkiye olarak yasa boğulmuştuk. Biz de o gün için Sayın Bakanımız, diğer bakanlarımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla Elazığ'da Elazığlı kardeşlerimizin yarasını sarmak için bir seferberlik ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde harekete geçtik ve enkaz alanlarında mahalle mahalle, sokak sokak Elazığlı kardeşlerimizle bir arada olduk. Onlara sözler vermiştik ve Allah razı olsun, bütün kardeşlerimiz bize inandılar, güvendiler. Biz de bundan önce olduğu gibi yine onların emeklerini, beklentilerini, hayallerini boşa çıkarmadık ve toplamda 24.900 konut yapımı planlandı. Elazığ, Malatya'da toplamda 36.000 konut yapılarak Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini hem Elazığ merkezde hem de Malatya'da yapmış olduk. Yerinde Elazığ'da, Mustafa Paşa'da, Abdullah Paşa'da, Rüstem Paşa'da, Sürsürü Mahallesi'nde, Zafran'da, Elazığ içinde gerçekten çok önemli bir deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Aynı zamanda belirlemiş olduğumuz rezerv alanlarda da yeni uydu kentlerin yapımını yapmış olduk. Bu çerçevede konutlarımızın yaklaşık 17.000'ini teslim ettik. 17.800 müydü? 17.800'ünü, yaklaşık 18.000 konutumuzu teslim ettik ve etaplar halinde de teslim sürecimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşümle ilgili ödemelerin nasıl olacağıyla ilgili bir beklentileri vardı. Onu da bugün yapmış olduğumuz istişarelerde hep birlikte karar vermiş olduk. Ve bu çerçevede fiyatlar, konut fiyatları, konut bedelleri AFAD'da vermiş olduğumuz hak sahipleri ile vatandaşlarımızın almış olduğu konut fiyatlarına yakın bedeller olacak. Ödemeleri de Eylül 2022 itibariyle başlayacak ve faizsiz bir şekilde 18 yıl eşit taksitle ödemelerini gerçekleştiriyor olacaklar. Bu da açısı kentsel dönüşümde, deprem dönüşümünde vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına attığımız bir adımdı. Biliyorsunuz hak sahibi olamayanlar, yine ikinci evi olanlar gibi problemler vardı. O günkü yapmış olduğumuz işçilerlerde böyle bir çözümü Sayın Bakanımızla, milletvekillerimizle birlikte bulmuştuk. Ve bu çerçevede de aslında büyük bir dönüşümü gerçekleştirmiş olduk. Biz her afete Sayın Bakanımızla, bütün ekibimizle birlikte gidiyoruz. Allah'a şükür, hamdolsun hiçbir afetin altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı çerçevesinde vatandaşımızla birlik, beraberlik ruhu, şuuru içerisinde bu çalışmaları yürüttük. Allah'ın izniyle bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Biz Elazığ, Malatya'ya geldiğimizde, Antalya'ya gittiğimizde, Giresun'a gittiğimizde, Kastamonu'ya gittiğimizde artık kendi memleketimize gitmiş gibi hissediyoruz. Burada aylarca, günlerce kaldık. Sağ olsunlar, onlar da bizi bağırlarına bastılar. Bugün büyük bir coşkuyla, heyecanla bakanımızı, bizleri, ekibimizi karşıladılar. Ve şimdi de açıkçası 24 Ocak'ta çektiğimiz acının, hüznün yerine mutluluğa hep birlikte şahit olacağız. İnşallah hep birlikte onlarla bu mübarek Ramazan akşamında iftar düzenleyeceğiz ve ailelerimize ziyarette bulunacağız. Ben bu vesileyle tekrar vefat eden ailelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, Elazığ'a, Malatya'mıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.